X, Y ve Z elementlerinin temel haldeki elektron dizilimindeki son elektronlarına ait kuantum sayıları verilmiş bize. Buna göre X, Y, Z'nin atom numaralarının karşılaştırılması hangi şıkta doğru olarak verilmiştir deniliyor. Şimdi kuantum sayılarına baktığımız zaman baş kuantum sayısı, açısal momentum kuantum sayısı ve emle verilmiş. Baş kuantum sayısı bize orbitalin çekirdekten olan uzaklığını belirtiyordu. Açısal momentum ise orbitalin türünü belirliyordu. Son olarak emle değerimiz ise orbitalin uzaydaki yönelmesini belirliyordu. Bu soruda elementlerin atom numaralarını belirlemek için bize gerekli olan kuantum sayıları baş kuantum sayısı ve açısal momentum kuantum sayısı. Yönelmesi önemli değil. Dolayısıyla X'in baş kuantum sayısı 4, açısal momentumu 0 olan orbitali 4s orbitalidir. Y için konuştuğumuz zaman baş kuantum sayısı 3, açısal momentum kuantum sayısı 1 olan orbitali 3p orbitalidir. Z için konuştuğumuzda baş kuantum sayısı 3, L'si 2 olan orbital D orbitalidir arkadaşlar. Bu aşamadan sonra şöyle bir yorum yapabiliriz. Biliyorsunuz ki elektronlar orbitallere yerleşirken daha düşük enerjili orbitalden başlayarak yüksek enerjili orbitale doğru hareket etmekteydi. Hatta bu kuralın adı da Aufbau kuralıydı. Buradan yola çıkarsak yüksek enerjili orbitali olanın daha fazla elektronu vardır ve daha fazla elektronu olan atomunda elektron ve proton sayısı birbirine eşit olacağından dolayı proton sayısı yani atom numarası da daha büyüktür yorumunu yapabiliriz. O halde biz orbitallerin enerjilerini kıyaslayalım. Orbitallerin enerjileri n artı l kuralına göre sıralanıyordu. Bizim birinci orbitalimizin n'i 4, l'si 0, n artı l'si ne oldu? 4 oldu. İkinci orbitalimizde n'i 3, l'si 1 olduğundan dolayı yine 4 oldu. Üçüncü orbitalimizin n'i 3, l'si 2 olduğundan dolayı n artı l değeri 5 oldu arkadaşlar. N artı l'si daha büyük olan 3d orbitali z atomuna ait olduğundan dolayı z atomunun proton sayısı daha büyüktür diyeceğiz. Daha sonra 4s ve 3p'yi kıyaslarken bakın n artı l'leri eşit. N artı l'leri eşit olan orbitallerden n'i daha büyük olan orbital daha yüksek enerjiye sahiptir. Dolayısıyla 4s orbitali daha yüksek enerjilidir 3p'den. 4s x atomuna, 3p ise y atomuna aitti. Z'den sonra daha çok protona sahip olan atomumuz x'tir ve son olarak y'dir diyeceğiz. Cevabımız B şıkkı oluyor. Burada arkadaşlar orbitalleri direkt dizerek de yorum yapabilirdiniz. Onu da yapalım. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10'a kadar gitmiş olalım. Bakın 3p orbitali şurada bitiyor. Yani buranın maksimum elektronu ne olacak? 18 olabilir Y için. X'e 4s demiştik. Buranın maksimum elektronu 20 olabilir. Z için ise 3d demiştik. Buranın da maksimum elektron sayısı 30 olabilir. Bunlar atom olduğundan dolayı protonla elektronlara eşit olduğundan dolayı elektronun büyük olanın protonu da büyüktür. Dolayısıyla buradan da Z, X, Y sıralamasını bulabilirdiniz. Cevap B şıkkı oldu. Periyodik sistemde yerleri belirtilen elementlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır deniliyor? A şıkkı elektron ilgisi en büyük olan M elementidir. Öncelikle periyodik sistemdeki elementlerden elektron ilgisi en büyük olan element klordu. Bunu bir hatırlayalım. Peki bize verilen elementler arasında acaba klor yer alıyor mu? Kloru temsil eden bir element var mı? Buna bakalım. Klorun proton sayısı 17'dir ve 3. periyot 7A grubunda bulunur. Elektron dizilimi yaptığınızda bunu görüyorsunuz. 3. periyot 7A grubu. Periyodik sistemimizde 3. periyot 7A'da, bakın burası 1. periyot, 2. periyot, 3. periyot, 3. yatay satırda ve şu son taraf 8A'ydı, bir önceki kısım 7A'ydı. 7A'da bulunan elementin M elementi olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla buradaki M elementi aslında klor elementidir ve elektron ilgisi en yüksek olan da M elementi ifadesi doğru oluyor. Bunun dışında yani elektron ilgisi klorun en büyük olma durumu istisna bir durumdu. Bunun dışında elektron ilgisi periyodik sistemde periyot küçüldükçe ve grup numarası büyüdükçe sağa doğru artmaktaydı. Fakat soy gazların elektron ilgisinden bahsedemiyorduk. Bunu da hatırlatmış olalım. B şıkkına geldik. Atom çapı en büyük olan Y'dir denilmiş. Atom çapının en büyük olabilmesi için elementimizin periyodunun büyük grubunun küçük olması lazım. Yani aşağı doğru periyot artıyordu
ve sola doğru grup küçülüyordu. Bu oklar yönünde periyodik sistemimize baktığımız zaman en aşağıda ve en solda bulunan element Y elementidir. Atom çapı en büyük olan da Y'dir diyoruz. B şıkkımız da doğru. C şıkkına geldik. ZT bağının iyonik bağ sağlamlığı ZQ bağının iyonik bağ sağlamlığından fazladır. Öncelikle bize bahsedilen bağlardaki elementlere baktığımız zaman Z'nin 3A grubunda bir metal olduğunu, T'nin 6A grubu bir ametal olduğunu ve Q'nun 7A'da bir ametal olduğunu görmekteyiz. İyonik bağ sağlamlığını etkileyen iki durum var. Bunlardan birisi iyonik bağ oluşturan metalin yarıçapının küçük olması. Yazalım. Burada metal atomumuz aynı atom olduğu için her iki bağda da Z olduğu için burayla ilgili bir sıralama yapamıyoruz. İkinci durum ise ametalin aldığı elektronun daha fazla olması. Bu iki durumun etkin olduğu durumda oluşan iyonik bağ daha sağlamdır yorumunu yapacağız. T ametalimize baktığımız zaman 6A grubunda olduğunu söyledik. İyonik bileşiklerde kendini oktete tamamlamak için ne yapacak? 2 elektrona ihtiyacı var. 2 elektron almalı diyoruz. 2 elektron aldığında da ne olacak? İyon yükü -2 olacak. Q elementimiz ise 7A grubunda. 7A grubunda olduğu için kendini oktete tamamlamak için 1 elektrona ihtiyacı var. 1 elektron almalı diyoruz. 1 elektron aldığında da yükü -1 oluyor. Burada T'mizin alması gereken elektron sayısı daha fazla olduğundan dolayı ZT bağının sağlamlığı ZQ bağının sağlamlığından fazladır yorumunu yapacağız. C şıkkı da doğru. Bir de bu durumu şöyle de yorumlayabilirsiniz arkadaşlar. T'mizin yükü -2, Q'muzun yükü -1 dedik. Z'de 3A grubu olduğu için +3 yüklü. Elementlerimizin iyon yükü arttıkça iyonik bağ sağlamlığı artar yorumunda yapabilirsiniz. Burada iyon yükü arttıkça derken ametaller için arkadaşlar mutlak değer içinde düşüneceğiz. Yani -2 yükün -1'e göre daha fazla olduğunu düşüneceğiz. Hatta daha da somutlaştıralım. Diyelim ki elimizde x'in +1 ve y'nin -1 olduğu bir durum var. Bir de x'in +2 ve y'nin -2 olduğu durum var. Burada hangi bağ daha sağlamdır derse iyonik bağ. İkinci iyonik bağ daha sağlamdır diyeceğiz. Çünkü iyon yükleri arttığı için iyonik bağ sağlamlığı artmıştır. Yorumunu yapabilirsiniz. Zaten buradaki kuralın mantığı da buydu arkadaşlar. İyon yükü daha fazla olan iyonik bileşik daha da sağlamdır. Çünkü metallerde yarıçap küçük oldukça da ne oluyor? İyon yükü onlar için de artıyor. Şu iki duruma göre yorumlayabilirsiniz. D şıkkına geldik. X'in ikinci iyonlaşma enerjisi L'nin birinci iyonlaşma enerjisine eşittir denilmiş. Gençler iyonlaşma enerjisinin tanımını hatırlarsanız tanımda ne diyorduk? Nötr halden bir elektron koparmak için verilmesi gereken enerjiye birinci iyonlaşma enerjisi. Bunun dışında iyon yükümüz arttıkça iyonlaşma enerjisi numaramız da artıyordu. Yani burası +1 olduğunda bu defa verdiğimiz enerji ne oluyor? İkinci iyonlaşma enerjisi. Bize X'in ikinci iyonlaşma enerjisinden bahsedildiğinden dolayı X'in +1 yüklü halini düşüneceğiz. L'nin ise birinci iyonlaşma enerjisi denildiği için L'nin nötr halini düşüneceğiz. Şimdi X ve L'nin proton sayısını periyodik sistemden belirleyelim. Biliyorsunuz periyodik sistemde elementler proton sayısına göre dizilmişti. X'in 3. periyot 1A'da olduğunu, yani proton sayısının sayarsanız bakın her kutucuğu soldan sağa doğru 11 olduğunu görürsünüz. Şuraya 11 yazıyorum. L için ise 2. periyot 8A'da olduğundan dolayı yine kutucukları soldan sağa doğru saydığımız zaman 10. kutuda olduğunu, dolayısıyla proton sayısının 10 olduğunu söyleyebiliriz. L'nin birinci iyonlaşma enerjisi dediği için burayı 0 alacağız. Her ikisinin de elektron sayısını bulalım. Burada X'imizin elektron sayısı 10, L'imizin elektron sayısı da 10. Bakın verilen taneciklerden birisi bile iyon ise siz iyonlaşma enerjisi yorumunu, yine yarıçap yorumu da aynı şekilde proton bölü elektron oranına göre yapacaksınız. Proton bölü elektron bizim için elektron başına düşen çekim kuvvetini ifade etmekte. Proton bölü elektron arttıkça, yani elektron başına düşen çekim kuvveti arttıkça o tanecikten elektron koparmak zorlaşır. Yani iyonlaşma enerjimiz artar. Kısaca P bölü E'si daha büyük olanın iyonlaşma enerjisi daha büyüktür diyeceğiz arkadaşlar. X için bu değer proton sayısı 11, elektron sayısı 10 olduğundan dolayı 1,1. L için proton sayısı 10, elektron sayısı da 10 olduğundan dolayı 1 çıkıyor. P bölü E oranı X'in daha büyük olduğu için X'in ikinci iyonlaşma enerjisini ifade eden X artının iyonlaşma enerjisi
L'nin birinci iyonlaşmasını ifade eden L0'ın iyonlaşma değerinden daha fazla bulduk. Eşittir ifadesi yanlıştır. Zaten kolay kolay arkadaşlar farklı tanecikların iyonlaşma değerinin eşit olduğu durum görülmemiştir yani. Burada bir eşittir deyince şüphelenmeniz lazım. E şıkkına geldik. M2T bileşiğinde M'nin yükseltgenme basamağı artı 1'dir denilmiş. Bu öncülde de çıkış noktamız yükseltgenme basamağını hesaplarken en çok kullandığımız iki element vardı. Hidrojen ve oksijen. Acaba M ya da T'den biri bu hidrojen oksijen ikilisinden biri mi? Baktığımız zaman T elementi ikinci periyot 6A grubunda bulunan oksijen elementi. Oksijen elementinin olayı neydi arkadaşlar? Oksit bileşikleri oluşturuyordu ve yükseltgenme basamağı burada eksi 2 idi. O halde biz T'nin yükseltgenme basamağını biliyoruz. Eksi 2 olarak M'yi hesaplayalım. M'den 2 tane var bileşiğimizde. 2 çarpı M diyorum. Artı T bileşiğinden bir tane var. T oksijeni temsil etmekteydi ve eksi 2 yükseltgenme basamağına sahipti. Buraya eksi 2 diyelim. Eşittir. Toplamda bileşiğimiz nötr olduğu için 0 eşitliyoruz. Buradan da M değerimiz artı 1 çıkıyor. Yani E şıkkının da doğru olduğunu görmekteyiz. Cevabımız yanlış olan öncül D şıkkı. Aynı koşullarda 0,8 mol X ve 1,2 mol Y gazlarının sabit hacimli kapta denklemine göre tepkimesi sonucunda kaptaki gaz basıncı %40 azalıyor. Buna göre hangileri doğrudur denilmiş. Öncelikle dikkat edersek kabımızın hacmi sabit. Burada sabit hacimli bir kapta gazların molü ile basıncı doğru orantılıdır. Hatta ideal gaz denkleminden bunu ispatlayabiliriz. Aynı koşul dediği için sıcaklığımız aynı. R zaten sabit. V'nin de sabit olduğu söylenilmiş. Basınç ve mol arasında doğru orantı var. Dolayısıyla kaptaki gaz basıncının %40 azalması bizim son durumdaki molümüzün de %40 oranında azalması anlamına geliyor. İlk başta bu tepkimeyi bir yazalım. Başlangıç mollerini, değişim ve son durumu inceleyelim. Maddelerimizin tamamı gaz arkadaşlar. Başlangıçta 0,8 mol X, 1,2 mol Y ve üründen henüz yok. Değişim bölümüne maddelerin katsayılarıyla ilgili olarak mol sayılarını azaltımını yapalım. Katsayımız X'te 1 olduğu için eksi A kadar azalsın. Y için katsayı 3 olduğundan dolayı eksi 3A. XY3 bileşiğimiz için katsayı 2 olduğundan dolayı ve ürün olduğundan dolayı artı 2A diyorum. Son duruma geldim. Son durumda 0,8 eksi A, 1,2 eksi 3A ve son olarak 2A maddemiz oluştu. Bakın bize soru ne demişti? İlk duruma göre basıncımız %40 azalıyor. Biz de ne demiştik? Basınçla mol doğru orantılıydı. Başlangıçta ortamda 2 mol madde var. 2'nin %40'ı 0,8 yapar. 0,8 kadar azalma olduğunda son durumda ortamdaki molümüzün 1,2 mol olması gerekiyor. Burası son durumdaki beklenen mol sayısı. Son durumdaki maddeleri toplayıp 1,2'ye eşitliyoruz o halde. 0,8 eksi A artı 1,2 eksi 3A artı 2A diyorum eşittir 1,2. Buradan 0,8 ile 1,2'yi topladığım zaman 2 yapıyor. Eksi A, eksi 3A da eksi 4A artı 2A eşittir 1,2 diyoruz. Buradan 2 eksi 2A eşittir 1,2. 1,2'yi sol atarsak, eksi 2A'yı da sağ atarsak 0,8 eşittir 2A'dan A'yı 0,4 olarak bulduk. A değerini bulduk. Öncüllerin yorumuna geçelim. Birinci öncül tepkime %60 verimle gerçekleşmiştir denilmiş bize. A değerini yerine yazdığımız zaman 0,4 bulmuştuk. Burada 3 kere 0,4'ten eksi 1,2 yapıyor. Giren olduğu için buraya eksi yapıyorum. Son durumda arkadaşlar bakın 0,8 vardı. 0,4'ünü harcadık. 0,4 mol x kaldı. 1,2 y vardı. 1,2'sini harcadık. 0 y kaldı. Yani y'nin tamamı tükendi. Tepkime reaksiyondaki maddelerden en az biri tükeniyorsa oradaki verim tam verimli bir tepkimedir. Yani %100 verim vardır. Dolayısıyla birinci öncül yanlış oldu. Sınırlayıcı bileşen Y2'dir. Tepkimede tamamen tükenen maddeyi biz sınırlayıcı madde diyoruz. Y'nin de tamamı tükendiği için sınırlayıcı bir maddedir. Doğru dedik. Üçüncü öncül tepkime sonunda 0,4 mol X2 bulunmuştur. Bakın 0,8 X2'miz vardı. 0,4'ünü harcadık.
Son durumda 0,4 mol X2 maddesi arttı. Üçüncü öncülle doğru oldu. Cevabımız D şıkkıdır dedik. Şekildeki sabit hacimli kaptası üzerinde belirtilen miktarlarda bulunan CH4 ve oksijen gazları uygun koşulda tam verimle reaksiyona sokuluyor. Reaksiyon sonucu sıcaklık 25 dereceye döndürüldüğüne göre kapta reaksiyon öncesine göre hangileri azalır denilmiş. Gazların miktarını M ve 4M demişti. Gelin biz buradaki M değerlerini bir değer verelim. Burada CH4'ün molekül ağırlığı 16, oksijenin molekül ağırlığı 32. 16 ve 32'nin ortak katı olan bir sayı alırsak daha kolay olur işimiz. M değerine 8 diyorum ben. Farklı bir değer de verebilirdiniz. M 8 olursa elimizde 8 gram CH4 ve 32 gram oksijen varmış gibi soruyu yorumlayalım. Öncelikle şu tepkimeyi şuraya yazalım, daha rahat işlem yapalım. Bu gramları mole çevirirsek arkadaşlar CH4'ün 8 gramı 8 bölü 16'dan 0,5 mol yapar. Oksijenin de 32 gramı 32 bölü 32'den 1 mol yapar. Bakın başlangıçta maddelerden her ikisinde molünü biliyoruz. 0,5'e 1 dersek bunlar henüz ortamda yok ürünlerimiz. Değişim kısmında sınırlayıcı maddeyi bulmaya çalışalım. Sınırlayıcı madde mol bölü katsayı oranı az olan maddeydi. CH4 için mol bölü katsayı oranı 0,5 bölü 1'den 0,5 değerine gelir. Oksijen için mol bölü katsayı oranımız 1, molü katsayısı da 2, 1 bölü 2'den yine 0,5. Yani her ikinin de mol bölü katsayı oranı aynı. Dolayısıyla bu tepkime de her iki madde de sınırlayıcıdır. Yani ikisi de tükenir arkadaşlar. Katsayı 1 iken 0,5 harcarsam, katsayı 2 iken 1 mol harcarım. Harcananları eksiyle gösterdim. Ürünlerimiz katsayı 1 iken 0,5 oluştu. Katsayı 2 iken 1 mol oluştu. Bakın burada H2O sıvıydı. Buna dikkat edeceğiz. Diğerleri gazdı. Bunlar gaz. Son duruma geldiğimizde metan gazımız tükendi. Oksijen gazımız tükendi. Elimizde 0,5 mol karbondioksit gazımız ve 1 mol de H2O sıvımız var. Reaksiyon öncesine göre hangileri azalır denilmişti? Birinci öncül gaz basıncı. Gazımızın basıncı gaz mol sayısıyla doğru orantılı olarak değişecek arkadaşlar. Başlangıçtaki gaz mol sayımız dikkat ederseniz 0,5 mol metan, 1 mol de oksijen gazları bulunuyordu. Yani toplamda başlangıçta 1,5 mollük bir gazımız vardı. Son duruma geldiğimizde ise ortamda sadece karbondioksitten gelen yarım mollük bir gazımız var. Buradaki H2O sıvıydı. Gaz olmadığından dolayı 1 değerini son mole katmıyoruz. Dikkat edeceğiz, sadece gazları inceliyoruz. Gazımızın molü azaldığı için son durumda gaz basıncımız ne olacaktır? İlk duruma göre azalacaktır. Aradığımız öncüllerden birisi bu. İkinci öncül buhar basıncını yorumlayalım. Ortamdaki buhar basıncını kim oluşturuyor arkadaşlar? H2O sıvımız. Tepkime sonrasında bir miktar daha H2O sıvısı oluştu ve sıvı seviyesi yükseldi diyebiliriz. Fakat sıvı miktarının artışı buhar basıncımızı etkilememekte. Ayrıca buhar basıncını etkileyen durumları da incelersek en önemli faktör sıcaklıktır. Sıcaklık da değişmemiş. Bu soruda belirtilmişti bize. Dolayısıyla burada suyumuzun buhar basıncı değişmemektedir. İkinci öncülü eledik. Üçüncü öncülü de yorumlayalım. Gaz hacmi denilmiş. Reaksiyon sonucunda ne olmuştu arkadaşlar? Bir miktar daha H2O sıvısı oluşmuştu ve sıvı seviyemiz yükselmişti. Dolayısıyla ilk duruma göre gazlar için ayrılan boşluk ne oldu? Sıvı seviyesinin yükselmesiyle bir miktar daha da azaldı. Sıvı seviyesi yükseldiği için boşluk alanımız azaldığından dolayı gazın hacmi de ilk duruma göre azalmıştır deriz. Ve cevabımız 1 ve 3 olur. 1 ve 3 yani gaz basıncı ve gaz hacmi ilk duruma göre kapta azalmıştır. Aynı ortamda bulunan yukarıdaki kaplarda hazırlanan sulu çözeltilerde anyon derişimleri birbirine eşittir denilmiş. Anyon derişimleri eşit, dikkat ediyoruz. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur deniliyor. Kaplara baktığımız zaman her birinde farklı tuzların çözeltileri mevcut. Öncelikle bu tuzların bir suda iyonlarına ayrışma denklemlerini yazalım. Birinci kapta potasyum nitrat çözeltimiz var. Suda potasyum ve nitrat iyonlarına ayrışır. İkinci kabımızda kalsiyum nitrat çözeltimiz var.
Bu da suya kalsiyum iyonu ve nitrat iyonunu verecek. Fakat burada yapımızda iki tane nitrat olduğundan dolayı katsayı olarak başına 2 yazıyoruz. Son çözeltimizde ise alüminyum nitrat çözeltimiz mevcut. Bu da suda iyonlarını ayıştığı zaman bir tane alüminyum iyonu ve 3 tane de nitrat iyonu verecek. Soru bize ne demişti? Anyon derişimleri birbirine eşitti. Yine değer verelim arkadaşlar. 1, 2 ve 3'ün ortak katı 6. Her birinden 6'şar mol madde olduğunu düşünelim. 6 molar, 6 molar, 6 molar. Ortak değer verdikten sonra tuzlarımızın da derişimleriyle ilgili yorum yapalım. Katsayı birken 6 molarsa burada da katsayı aynı olduğundan dolayı potasyum nitrat derişimi de 6 molar olur. İkinci tuz için katsayı 2 iken 6 molarlık bir derişim söz konusuysa katsayı birken yarısı kadar 3 molarlık bir derişim söz konusu olacak. Üçüncü tuzumuz için ise katsayı 3 iken 6 molar dediğimize göre katsayı birken ne olur? Derişimimiz 2 molar olur. Şimdi öncüllerin yorumuna geçelim. Birinci öncülde çözelti hacimleri birbirine eşittir. Çözelti hacimlerinin birbirine kesinlikle eşit olduğundan bahsedemeyiz arkadaşlar. Mesela ben birinci çözelti için 6 mol madden 1 litre çözelti hacmim var diyebilirim. İkinci çözeltim için 15 mol madden 5 litre çözeltim var derim. Üçüncü maddem için 8 mol tuzum 2 litrelik hacmim var diyebilirim. Yani hem mol oranlarını hem de hacim oranlarını değiştirebiliyoruz. Kesinlikle aynı olacak diye bir kural yok. Sadece bu soru için ne kesinlikle aynı olması gerekiyordu? Çözeltideki anyon derişimler aynı olacaktı. Bu durum bunların molü ya da hacimlerin aynı olması gerektiği anlamına gelmiyor. Molarite formülünü hatırlarsanız mol bölü hacim. Mol bölü hacim oranı 6 çıkan anyon derişimlerindeki her oran için mol ve hacim oranları alınabilir. Yani kesinlikle eşit diyemeyiz. Birinci öncül gitti. Kesinlikle doğru olanlar soruluyordu bize. İkinci öncülü yorumlayalım. Aynı ortamdaki kaynamaya başlama sıcaklıkları en yüksek olan 1'dir demiş. Kaynama noktasındaki değişim formülünü hatırlarsanız kaynama noktası sabitimiz çarpı molalite derişimimiz çarpı tanecik sayımız. Burada kaynama noktası sabiti bütün maddeler aynı ortamda olduğundan dolayı elendi. Yani ortaktır üçü içinde. Değişen durum ne? Tanecik sayısıdır arkadaşlar. Tanecik sayılarına baktığımız zaman potasyum için 2, diğer kalsiyum nitrat için 3, alüminyum nitrat için 1 alüminyum, 3 tane de nitrat 4. Tanecik sayısı birbirinden farklı. Derişimleri de birbirinden farklı. Formülde molalite değeri var ama molalite değeri verilmemişse, molalite verilmişse oradan da yorum yapabiliyorduk. Derişimlerin de farklı olduğunu görüyoruz. Bakın burası 6 demiştik. Burası 3 demiştik. Burası 2 demiştik. Bu değerleri çarptığımız zaman burası 12, burası 9, burası 8. Yani bunlardan kaynama noktası en büyük olan 1, sonra 2, sonra 3 değeri çıkıyor. Dolayısıyla en yüksek olan 1'dir ifadesi ne oldu? Doğru oldu. Üçüncü öncül çözünmüş iyon sayısı en az olan 3'tür. Burada çözünmüş iyon sayısı derken iyon molü kastediliyor. Burada mol ile ilgili de net bir yorum yapamayız arkadaşlar. Çünkü biz molaliteleri biliyoruz. Yani mol bölü hacim oranlarını biliyoruz. Direkt molalite neyse mol de odur yorumunu yapamazsınız. Hacim değişkenlik gösterebilir. İsterseniz kanıtlama yapalım. Normalde siz katsayılara baktığınız zaman molalite üzerinden yorum yapsaydınız burada katsayı birken 6 ise burası da 6 molar. Yine burası katsayı 2 iken 6 molarsa şurası 3 molardır. Burada katsayı 3 iken 6 molarsa katsayı birken 2 molardır. Baktığınız zaman en çok molalite kime ait? Birinci çözeltiye. Bize hadi en az sorulmuştu ya en az üzerinden yorum yapalım. Normalde ne var? En az 8 molarlık iyon olan 3. çözelti. Bunun olduğunu düşünürsünüz. Fakat ben burada şöyle diyebilirim. Diyelim ki şu tuzdan yola çıkalım. Hani bunların ayrı ayrı incelemiş olmayalım. 2 molarlık kısmı şöyle yazabilirim. Tutup 16 mol bölü 8 litre derim. Al sana 2 molar. Buradaki madde 6 molar dedik ama az önce de söylemiştim. Buranın molünü 6 alırım. Burayı 1 alırım. Burası da 6 moları veriyor mu? Veriyor. Yani molü normalde derişimi fazla olanın molü az. Derişimi az olanın molü çok olabilir. Bunu kastetmeye çalışıyorum. Hacimler değişken olduğundan dolayı. Dolayısıyla burada net bir kesinlik yok. Hacim ve mol oranı istediğimiz gibi değiştirebildiğimiz için
Tabii ki buradaki molarite oranı tutturmak kaydıyla kesin bir ifade söyleyemeyiz. Ancak bu soruda nasıl kesin söyleyebilirdik? Eşit hacimli olarak bize kısıtlama verseydi, o zaman evet derişimi daha az olanın iyon mol sayısı da azdır yorumunu yapabilirdik. Ama eşit hacim demediği için, hacime göre biz molü de değiştirebileceğimiz için kesinlikle biz molle ilgili de yorum yapamıyoruz. Üçüncü öncül de bizim için soru işareti olarak kalıyor. Kesinlikle doğru olan öncül B şıkkı olacak. Sorumuz kimya ve enerji ünitesinin bağ enerjileri bölümünden gelmiş. Yukarıdaki tabloda bazı bağların ortalama bağ enerjileri verilmiştir. Tepkimesine göre 15 gram C2H6 oluşumunda açığa çıkan ısı 65 kilojül olduğuna göre karbon-karbon çift bağının ortalama bağ enerjisi kaç kilojül bölü moldür denilmiş bize. Öncelikle entalpi bulmanın çeşitli yöntemleri vardı. Bunlardan birisi de bağ enerjisiyle bulmaydı. Bağ enerjisiyle bulduğumuz delta H'ta oluşumdan farkı bağ enerjisinde giren eksi ürün yapıyorduk arkadaşlar. Yani girenlerin toplam bağ enerjisinden ürünlerin toplam bağ enerjisini çıkarıyorduk. Oluşumda ise ürün eksi giren oluşum entalpilerini çıkarıyorduk. Bu ikisini karıştırmıyoruz. Öncelikle formülümüzü hatırlatalım. Tepkime entalpimiz eşittir. Delta HB yani girenlerin bağ enerjisinden eksi delta H yine bağ enerjisi ürün diyoruz. Buna göre yapacağız. Bunun için de tepkimede yer alan maddelerin açık yapılarını yazmamız gerekiyor. Organik kimya bilgimizi de kullanarak bir alken bileşiği C2H4. İki tane karbon çiziyoruz. 4 tane hidrojen var. Bunları kardeş payı şeklinde ayrıştığını düşünürseniz, 2 tane soldaki karbona, 2 tane de sağdaki karbona, karbon 4 bağ yapabilmesi için arada çiftli bağ olduğunu söyleyeceğiz. Artı hidrojenler arasında zaten tekli bağ bulunacak. Ürünler yönünü çiziyorum. Burada da etan bileşiği var. Bir alkan bileşiği. Yine karbon 2 tane çizdik. Hidrojen sayılarını yine bölüştürüyorum eşit şekilde. 3'e 3 bu defa paylaşacaklar. Yine karbon 4 bağ yapabilmesi için de karbonlar arasında tekli bağı koydum. Evet, açık formülümüz bu şekilde. Tepkimemizin açık formülünü yazdık. Soruyu okuduğumuzda ne demişti bize? 15 gram etan oluşumunda açığa çıkan enerji verilmiş. Ne soruluyordu bize? Karbon-karbon çift bağı soruluyordu. Bakın arkadaşlar, biz buradaki ortalama bağ enerjilerini kullandığımızda etanın katsayısı 1 olduğu için 1 molde açığa çıkan enerjiyi bulacağız. Ama bunun için bize karbon-karbon çift bağ lazım. Onu bilmiyoruz. Dolayısıyla tepkimenin entalpisini bulabilmek için soru bize neyi vermiş? 15 gram etanda açığa çıkan enerjiyi vermiş. Az önce de söylediğim etanın katsayısı 1 olduğu için yani 1 mole göre bu entalpi değerini belirleyeceğim için şu üstteki değerleri kullandığımda o halde bana 15 gram C2H6'nın oluşumunda açığa çıkan ısı değil, 1 molün oluşumunda açığa çıkan ısı gerekli. Öncelikle tepkimenin entalpisini bir bulalım. Sonra bağ enerjisini kullanarak karbon-karbon çift bağına geçelim. 15 gram etan, dikkat ederseniz 1 mol hesaplarsanız etanın 2 kere 12, 24, 6'da hidrojen 30. Böyle diyelim C2H6'nın molekülerle 30, 15 gramı ne olur? Yarım mol olur değil mi? 0,5 mol. Şöyle diyorum. 0,5 mol etan oluşumunda 65 kilojül ısı açığa çıktığına göre bakın açığa çıkan ısı entalpi olarak yazılırsa egzotermik ısı açığa çıktığı için eksi 65 kilojüldür. O halde eksi 65 kilojül entalpimiz varsa diyorum 1 molü lazım bana. 1 mol etan oluşumundan ne çıkar? Buradan eksi 130 kilojül değeri çıkacak. O halde biz şurada ne yapacağız? Delta H gördüğümüz yere eksi 130 yazacağız. Peki şimdi girenlerin bağ enerjilerini toplayalım. İlk olarak karbon hidrojen bağlarından başlamak istiyorum. Karbon hidrojen bağlarını sayarsak 1, 2, 3, 4. Girenlerde 4 tane karbon hidrojen bağı var. Öncelikle giren maddeler için karbon hidrojen bağ enerjisini hesaplayalım. Karbon hidrojen bağ enerjimize baktığımız zaman 415'miş ve 4 tane var girenlerde. 4 çarpı 415 diyorum. Buradan bulduğum değer 1660 oluyor. Daha sonra hidrojen bağ enerjisine bakalım.
Hidrojen hidrojen için 435 verilmiş. Ve zaten girenlerde bir de ne var? Karbon karbon çift bağı var. Bize bu soruluyor. Şimdi de ürünlerdeki bağ enerjilerini bulalım. Şöyle ürün diyelim. Karbon hidrojen için konuşuyoruz. Baktığımız zaman ürünlerde 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane CH bağı var. 6 çarpı CH bağına 415 demiştik. Buradan da bu değerleri çarptığımız zaman 2490 kilojül değeri çıkıyor. Daha sonra karbon karbon tekli bağı var ürünlerde. Bu değer de soruda bize 345 olarak verilmiş. Şimdi bu değerleri dikkate aldığımız zaman girenlerin enerjisine ne diyeceğiz? 1660 karbon hidrojenden 435 de hidrojenden geldi. Toplarsak 2095 değeri geliyor. Delta HB gördüğüm yere 2095 artı X diyelim. Yani buradaki karbon karbon çift bağını da eklememiz lazım ama bilmiyoruz. O yüzden X dedik. Zaten X'i bulacağız. Eksi ürünler. Ürünler için de şu iki değeri topladığımda 2835 değeri geliyor. Buradaki eksi formülden gelen eksiydi. Bu işlemleri yapacak olursak eksi 130 eşittir. 2095'ten 2835'i çıkarırsanız eksi 740 değeri gelecek. Bir de elimizde ne vardı? Artı x vardı. Buradan da eksi 740'a eşitliğin diğer tarafına atarsak 610 değerine ulaşmış oluyoruz. Buradaki x değeri bizim karbon karbon çift bağımızı temsil etmekteydi ve cevabımız 610 oluyor. Unutmayalım, bağ enerjisinde giren eksi ürün yapıyoruz arkadaşlar. Grafik bir tepkimenin tanecik sayısı kinetik enerji dağılımını göstermektedir. Buna göre yargılardan hangisi yanlıştır? Bakın, aynı tepkimeye ait kinetik enerjisi ve tanecik sayısı ile alakalı bir grafiğimiz var. Buradaki EA değerleri bizim aktivasyon enerjimizi ifade ediyor. Peki aktivasyon enerjisini düşürebilen sadece hangi durumdu? Katalizör kullanımıydı. Dikkat edin, tekrar söylüyorum. Aktivasyon enerjisine sadece katalizör etki edebilir. Katalizörün kullanıldığı tepkimelerde aktivasyon enerjisi düşer ve tepkimemiz hızlanır. Dolayısıyla burada aktivasyon enerjisi daha düşük olan EA1 değeri bizim katalizörlü tepkimemiz olarak ifade edilebilir. EA2 ise katalizörsüz olan normal tepkimemiz olarak düşünülebilir. Öncüllerin yorumuna geçelim. Bize yanlış olan sorulmuştu. Birinci öncülde EA1 aktivasyon enerjisinde T1 sıcaklığında birim zamanda elde edilen ürün miktarı T2 sıcaklığında elde edilene göre daha fazladır denilmiş. Bakın, birim zamanda elde edilen ürün miktarından kasıt bizim için tepkime hızı. Yani ne diyor? EA1 değerindeki aktivasyon enerjisinde T1'in hızı büyüktür T2'nin hızından. Bize aynı aktivasyon enerjisinde, yani T1 aktivasyon enerjisindeki değerler sorulduğuna göre sıcaklığa göre yorum yapacağız. Sıcaklıkla hız doğru orantılıdır arkadaşlar. Sıcaklığı büyük olanın hızı daha fazladır diyeceğiz. Peki bize ne demişti bu öncül? T1'deki hız T2'den daha fazladır. Aktivasyon enerjileri eşit olduğuna göre aslında diyor ki sıcaklık olarak T1 büyüktür T2. Bakalım doğru mu? Bunu yorumlayabilmek için bahsedilen T1 ve T2 eğrilerindeki taral alanları kıyaslayacağız. EA1 ve T1 sıcaklığındaki eğrimiz şu turuncu ile çizdiğim nokta. Diğer bahsettiğimiz nokta ise EA1 ve T2'deki yeşil ile çizdiğim nokta. Bakın, T2 kırmızı eğriyi, T1 ise mavi eğriyi ifade etmekte bizim için. Bu iki eğrinin belirtilen aktivasyon enerjisinden sonraki, yani EA1'den sonraki taral alanlarını kıyaslayacağız. Öncelikle T2 için taral alanımızı belirleyelim. Bakın şöyle yeşil, kırmızı eğrinin altında kalan EA1'i geçen taral alan, yeşille çizdiğim alan. Diğer alanımız da turuncu alan olsun. Şurada mavi eğrinin altında kalan ve EA1'i geçen alan. Sizin de gördüğünüz gibi turuncu alanın kapladığı bölüm yeşile göre daha fazla. Zaten kırmızı eğrimizde arkadaşlar ne olmuş? Bir daralan bant var. Mavi eğrimizde ise bir genişleyen bant var. EA1 değerinden sonra turuncu ile çizdiğim T1 sıcaklığındaki alan daha büyük olduğundan dolayı hız olarak arkadaşlar T1'in
hızı daha büyüktür. Dolayısıyla sıcaklığı daha büyüktür yorumunu yaparız ve birinci öncüle doğru deriz. İkinci öncül en hızlı tepkime EA2 aktivasyon enerjisinde ve T1 sıcaklığında gerçekleşendir. Bu ifade yanlış çünkü aktivasyon enerjisi küçüldükçe tepkime hızımız artar. Bir kez EA1'deki tepkime hızımız EA2'ye göre daha fazladır. EA1'de de ne demiştik az önce yorumladığımız gibi T1 sıcaklığındaki hız T2'ye göre daha fazla. Yani bize burada bu tepkimenin en hızlı olduğunu söylemesi gereken durum EA1 aktivasyon enerjisi ve T1 sıcaklığında demesi gerekiyordu. EA2 dediğinden dolayı ikinci öncül gitti. Üçüncü öncüle bakalım. Tepkimelerin hız sabitleri arasındaki ilişkiden bahsedilmiş. Arkadaşlar tepkime hız sabiti olan K'ya sadece derişim etki etmiyordu. Yani tepkime hızını etkileyen faktörlerden sadece derişimin bir etkisi yoktu K'ya. Bunun dışındaki tepkime hızını etkileyen faktörler K'yı etkiliyordu. Tepkime hızını arttıranlar K'yı büyütür diyebiliriz. O halde bizim katalizörlü tepkimemizde tepkime hızımız büyürken aynı zamanda birinci tepkimenin hız sabiti olan K1 değil de K2'ye göre daha büyümüştür diye yorum yapacağız ve üçüncü öncülü doğrulayacağız. Tekrar söylüyorum, katalizörlü bir tepkime hem hızlıdır hem de hız sabiti daha büyüktür yorumunu yapacağız. Yine sıcaklık için de bu yorum yaparız. Sıcaklığı büyük olanın hem tepkime hızı büyüktür hem K sabiti büyüktür. Tabii aynı tepkimeden bahsediyoruz burada. Bir de temas yüzeyi vardı. Temas yüzeyi büyük olanın hem tepkime hızı büyüktür hem K sabiti büyüktür. Ama derişim nedeniyle hızı büyük olan bir tepkimede K sabittir. Yani hızlı olan tepkime ile yavaş olan tepkimede derişim yüzünden eğer tepkime hızlıysa K'lar birbirine eşittir deriz. Derişimin dışındaki bütün faktörlerde hızlı olan tepkimede K sabit de büyür. Bu nedenle K1 büyüktür K2 ifadesi de doğru oldu. Bize yanlış olanlar sorulduğu için ikinci öncül yanlış demiştik. Cevabımız B şıkkı oluyor. Yukarıda denklemleri verilen denge durumundaki 1, 2 ve 3. reaksiyonlarda yapılan değişikliğin denge durumuna etkisiyle ilgili hangileri doğrudur deniliyor? Birinci durum, tepkime 1 için hacim artışı denilmiş. Hacim artışı basıncı azaltan bir durum olduğundan dolayı denge basıncı tekrar arttırmak üzere gaz molekül sayısının çok olduğu yöne kayar. Birinci tepkime de gaz molekül sayısı ürünler yönünde daha fazla olduğundan dolayı dengemiz ürüne kayacak ve ürünlerdeki molekül sayısı, bakın moleküllerin öndeki katsayılara bakıyoruz molekül sayısını belirlerken. Ürünlerdeki molekül sayısı 3, girenlerde 2. Ürünlerdeki molekül sayısı daha fazla olduğundan dolayı tekrar denge kurulduğunda molekül sayımız denge ürünlere kaydığı için artar. Demek ki neymiş? Hacmin arttırılması dengeyi gaz mol sayısının çok olduğu yöne kaydırır. Birinci tepkime için bu yön ürünler yönü ve ürünlerde molekül sayısı daha fazla olduğundan dolayı da molekül sayımız artar dedik. İkinci durumu yorumlayalım. Tepkime 2 için konuşulmuş karbondioksit gazı eklenmesi denilmiş. Denge durumuna etkisi de katı kütlesi artar denilmiş. Arkadaşlar ikinci tepkime özel bir tepkime. Öncelikle bundan bahsedeyim. Belki bu sorunun çözümünü etkilemeyecek ama özel bir tepkime. Bizim için neden? Bu ifadenin KC'sini yazarsak ürün bölü girenlerde bakın ürünlerde sadece gazımız karbondioksit var. Girenlerde de yine bir gaz yok. Dolayısıyla bizim KC değerimiz sadece karbondioksit derişimine bağlı. Dolayısıyla bu tip sorularda dikkat edeceğiz. Yani KC'nin sadece tek bir maddeye bağlı olduğu sorulara dikkat edeceğiz. Biz normalde karbondioksit gazı eklediğimizde ne yorum yapardık diğer denge sorularında? Eklediğimiz maddenin derişimi ilk duruma göre artar. Yine molü de ilk duruma göre artar. Denge durumuna etkisini şöyle derdik. İlk başta dengedeki maddeye karbondioksit ekledik. Ne oldu? Karbondioksit derişimi arttı. Sonra denge karbondioksitin derişimini azaltmak için diğer yöne kayacağı için bir miktar azalır ama ilk durumuna göre artıdadır diye yorum yapardık. Ancak bu tip tepkimelerde yani KC'nin tek bir maddeye bağlı olduğu durumlarda yapacağımız yorum şöyle olacak. Başlangıçta karbondioksit miktarım var. Karbondioksit ekledim, derişimim arttı. Daha sonra KC'nin değişmemesi için çünkü KC yalnızca sıcaklıkla değişiyordu arkadaşlar. KC'nin değişmemesi için bu ilk duruma kadar iniyor. Yani eklediğimiz maddenin derişimi değişmeyecek şekilde
yeni dengede karbondioksit derişimi sabit kalıyordu. Bunu hatırlatmış olduk. Tekrar söylüyorum, birinci yaptığım grafik yorumu üstteki tepkimeye göreydi. Mesela buradaki Kc yazsan SO2'nin karesi çarpı oksijen böyle SO3 ya. Biz dedik ki burada mesela SO2 ekledik. SO2 ekledim. SO2'nin derişimi arttı. Sonra denge girenlere kayacağından dolayı bir miktar azaldı. Ama ilk duruma göre SO2 miktarı ne olur? Daha fazladır. Ama Kc tek maddeye bağlıysa eklediğim madde ne olur? Bir miktar artar. Sonrasında Kc'nin değişmemesi için ilk geldiği duruma kadar geri düşer yorumunu yapıyorsunuz. Ama tekrar söylüyorum, bu soruda bu yorumu yapmamıza gerek yok. Bir hatırlatmaydı. Şimdi sorumuzun yorumuna dönersek, karbondioksit gazı eklersek ilk başta ortamdaki karbondioksit derişimi artacak şurada olduğu gibi. Sonra Le Chatel ilkesine göre sistem ne yapacak? Karbondioksit derişimini azaltmak için dengeyi girenler yönüne kaydıracak. Dengenin girenler yönüne kayması ne demek? Girenlerdeki kalsiyum karbonat katımızın molünün artması anlamına geliyor. Burada molümüz arttı. Peki denge girenleri kaydığından dolayı diğer katımız nasıl bir değişime uğrayacak? Bunun molü azalacak. Dikkat ederseniz bunların katsayıları aynı. Yani buradan A mol azalır dersek buradan A mol oluşur diyeceğiz. Peki bunların gramlarını kıyaslarsak kalsiyum karbonatta molekül ağırlığımız daha fazla. Ya da şöyle düşünün, toplamdaki atom sayımız daha fazla. 1 kalsiyum, 1 karbon, 3 oksijen var. Burada ise 1 kalsiyum, 1 oksijen var. Yani toplamda 1 karbon, 2 tane oksijen, kalsiyum karbonat daha fazla. Dolayısıyla bu değişimden kalsiyum karbonat daha çok etkilenir. Kalsiyum karbonatın kütlesi arttığına göre toplam katı kütlemizde kalsiyum karbonatın artışından kaynaklı, daha çok etkilendiğinden kaynaklı toplam katı kütlemizde artar yorumunu yapacağız. İkinci öncülümüz de doğru olacak. Üçüncü öncüle geldik ve üçüncü tepkime için konuşuyoruz. Sıcaklığın arttırılması demiş. Şimdi sıcaklıkla ilgili yorum yapabilmek için tepkimemizin entalpi değerine baktığımız zaman entalpisi sıfırdan küçük, yani negatif. Bu da bu tepkimenin egzotermik bir tepkime olduğunu bize söyler. Egzotermik tepkimede ısı ifadesi ürünlere yazılır. Biz sıcaklığı arttırırsak Le Chatel ilkesine göre ne yapacak sistem? Sıcaklığı azaltmak üzere dengeyi ısının olmadığı diğer yöne, yani girenler yönüne kaydıracak. Denge girenlere kaydığında ne olacak? Kc değerimiz, denge sabitlediği Kc değerimiz girenlere kaydığı için küçülecek. Burada ise artar demiş. Dolayısıyla 3. öncülümüz yanlış. Şunu hatırlatmak istiyorum tekrar. Kc değerimiz ve diğer bütün denge sabitleri yalnızca sıcaklıkla değişir. Sıcaklık etkisiyle denge ürünlere kayıyorsa Kc'miz ve diğer denge sabitleri büyür. Girenlere kayıyorsa Kc ve diğer denge sabitleri küçülür. Burada denge girenlere kaydığından dolayı Kc artmaz, azalır demesi gerekiyordu. Artar dediği için yanlış dedik. Bize doğru olanlar sorulduğu için cevabımız C şıkkı. Suda iyonlaşma denklemi verilen 25 derecedeki HA sulu çözeltisine işlemleri ayrı ayrı uygulanıyor. Bu işlemler sonucu gerçekleşen tepkimelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır denilmiş. Dikkat ederseniz asidimizin iyonlaşması bir denge tepkimesi halinde gerçekleşmiş. Öncüllere bakalım, yanlış olan sorulmuştu bize. A şıkkı, birinci işlem H artı iyon sayısını azaltır. Şimdi burada H artı iyon sayısı derken molarite değil mol sayısı kastediliyor. Buna dikkat edeceğiz. İyon sayısı, sayıyı gördüğünüz zaman mol sayısı aklımıza gelecek. Bunu yorumlayabilmek için de dengenin kaydığı yönü bilmemiz lazım. Ortama saf su eklemek tepkimedeki bütün maddelerin derişimlerini azaltır ve böyle bir durumda denge iyon sayısının çok olduğu yöne kayar. Tepkimeye baktığımız zaman iyonlarımızın ürünlerde yer aldığını görüyoruz. Dolayısıyla tepkimemiz ürünler yönüne kayacak. Ve dengenin kaydığı yöndeki maddelerin mol sayısı artar arkadaşlar. Tekrar söylüyorum, dengenin kaydığı yöndeki maddelerin mol sayısı artar. Burada H artı iyon sayısı azalır demiş. Biz denge ürünlere kaydığı için, H artının olduğu yöne kaydığı için H artının mol sayısının artacağını bulduk. O halde yanlış olan ve cevabımız olan şık A şıkkı oldu. B şıkkını yorumlayalım. İkinci işlem asitlik sabiti Ka'nın değerini arttırır.
Şimdi baktığımız zaman tepkimede bir asit iyonlaşması görüyoruz. Suya H6 iyonu vermiş. Dolayısıyla bu tepkimedeki denge sabitimiz Ka değeri. Baktığımız zaman ikinci işlemde sıcaklığı azaltmak demiş. Tepkimemiz egzotermik bir tepkime. Isı ifademiz ürünlerde yer almış. Tepkimenin sıcaklığını azalttığımız zaman Le Chatelier ilkesine göre denge ısının olduğu yöne doğru kayacak. Tekrar söylüyorum, tepkimenin sıcaklığını azaltmak ister endotermik isterse egzotermik tepkime olsun her zaman dengeyi ısının yazıldığı yöne kaydırır. Burada tepkimemizde ısı ürünler yönüne yazıldığından dolayı dengemiz ürünler yönüne kayacak ve denge ürünlere doğru kaydığından dolayı denge sabitimiz olan Ka değeri büyür. Hatırlatmak istiyorum, bütün denge sabitleri yalnızca sıcaklıkla değişirdi. Ka dahil buna. Dengenin kaydığı yön sıcaklık etkisiyle ürünler yönü ise Ka değeri büyüyecek. Eğer girenlere kaysaydı sıcaklık etkisiyle Ka değerimiz küçülürdü. Burada ürünlere kaydığından dolayı Ka değeri artar ifadesi doğru. C şıkkına bakalım. Üçüncü işlem A iyon derişimini arttırır. Molalitesinden bahsediyor. Üçüncü işleme baktığımız zaman potasyum hidroksit katısı eklemek. Potasyum hidroksit bazik bir madde. Dolayısıyla ortama hidroksit iyonları verecek. Bildiğiniz üzere asitlerle bazlar birbirlerinin etkisini yok eder. Bir diğer ifadeyle hidroksit ile H artı birbirinin etkisini yok eder ve suya dönüşürler. Dolayısıyla biz ortama baz eklediğimiz zaman çözeltideki H artı iyon derişimini azaltacağız. Le Chatelier ilkesine göre denge nereye kayacak? H artının derişimini arttırmak üzere ürünler yönüne kayacak. Yani bizim üçüncü işlemimizde denge ürünler yönüne kayar diyoruz. Denge ürünlere kayarsa arkadaşlar ürünlerde bulunan A iyonumuzun derişimi artar. C şıkkı doğru. Eğer bize H artının iyon derişimi sorulsaydı H artının iyon derişimi ürünlerde yer almasına rağmen azalır derdik. Bunun yorumu da grafik üzerinden anlatalım. Denge anındaki H artımız var. Ortama baz ekleyince ani bir düşüş oluyor. Denge ürünlere kaydığından dolayı bir miktar H artıda derişim artıyor. Fakat ilk duruma göre ne olacak arkadaşlar? Eksi de olacak. Yani H artı sorulsaydı H artı derişimi azalırdı. Ama bize A iyon derişimi sorulduğu için A'nın derişimini grafik üzerinden yorumlu yapalım. A'nın derişimiyle şurada başlangıçta ne yaptık? Baz ekledik. Denge ürünlere kaydı. Yavaşça denge ürünlere kaydığı için A iyon derişimi artacaktı arkadaşlar. Burası derişim zaman diyelim. Grafiğimiz böyle. Yani A'nın iyon derişimi artar. C şıkkı doğru. D şıkkı birinci ve üçüncü işlem pH'i arttırır. pH ile ilgili yorumları H artı derişimi üzerine yapalım arkadaşlar. pH'in artabilmesi için ne olması lazım? Asitliğin azalması gerekiyor. Asitliğin azalması demek H artı derişimimizin azalması anlamına geliyor ve pH'in artması anlamına geliyor. Yani bu öncünün doğru olabilmesi için birinci ve üçüncü işlemlerde H artı derişimi azalmalı. Baktığımız zaman saf su eklediğimiz zaman ne demiştik? Ortamdaki bütün iyon derişimi azalıyordu. Yani H artı derişimi de dahildi bu duruma. Birinci durum için geçerli. pH arttırır bu durum. Üçüncü işlem neydi? Baz eklemek. Ortama baz eklediğimiz zaman zaten H artı derişimi azaldığından dolayı bazlık arttığından dolayı yine pH artar. Dolayısıyla D şıkkı da doğrudur. E şıkkı her üç işlemde de iyonlaşma yüzdesi artar. İyonlaşma yüzdesinin artabilmesi için dengenin iyonların olduğu yöne kayması lazım. Saf su eklediğimiz zaman denge ürünlere kayıyordu. Yani iyonların çok olduğu yöne kayıyordu. Dolayısıyla iyonlaşma yüzdem artar. Sıcaklığı azalttığım zaman yine denge ürünlere kayıyor demiştik. Egzotermik bir tepkim olduğu için ısının olduğu yöne kayıyordu. Ürünlere kaydığı için ne olacak? Yine iyonların çok olduğu yöne kaydığı için iyonlaşma yüzdesi artar. Hidroksit eklediğimiz zaman dengemiz yine ürünlere kayıyordu. Dolayısıyla iyonlaşma yüzdemiz yine artacak. E şıkkı da doğru oldu. Tekrar ediyoruz. Cevabımız A şıkkı. Sorumuz kimya ve elektrik ünitesinden gelmiş. Şekildeki elektrokimyasal pilin başlangıç potansiyeli kaç volttur deniliyor? Pil sorularında gözden kaçırdığımız ve çok dikkatli olmamız gereken bir durum var ki burada karşımızda. Bakın çözeltideki derişimlerden en az biri 1 molardan farklıysa o pilin potansiyelini hesaplarken biz
ne yapacaktık? Nernst sabitini kullanacaktık. Dolayısıyla bu soruda Nernst sabitiyle alakalı bir soru. Şekildeki çözeltilerden H artının derişimi 1 molardan farklı olduğundan dolayı zaten birisi bile farklı olsa biz Nernst denklemini kullanacağımızı söylemiştik. Nernst denklemini önce bir hatırlayalım. Pil potansiyelimiz eşittir. Standart pil potansiyelimiz, bu elektrotlardan bulacağımız pil potansiyelimize standart olan, eksi 0,059 ama burada 0,06 alalım denilmiş. 0,06 bölü n diyorum. N alınan ya da verilen elektron sayısı çarpı logaritma anot derişimi bölü katot derişimi. Tabii ki bir de anodun ve katodun önünde bir katsayı varsa bunlar üst olarak geçecek. Nernst sabitini yazdık. Şemamıza geri dönüyoruz. Bu aşamadan sonra yapacağımız şey elektrotları belirlemek, anot ve katodu belirlemek. Elektrotlara baktığımız zaman birisi gümüş, diğeri platin. Bildiğiniz üzere platin daha çok hidrojeni tepkimeye sokmak için kullanılan elektrodumuz. Şimdi anodu belirlerken kuralımız neydi? Şuraya yazalım. Hep hatırlatıyorum sorularda. I2 kuralı. Neydi bu I2 kuralının açılımı? Anot yükseltgenir. Bakın burası çok önemli. Katodun olduğu kapta indirgenme olur. İ harfi de neymiş? İndirgenme olur demek. Bakın ne dedim? Gözden kaçmasın. Katodun olduğu kapta, kapta olacak indirgenme. Katodun kendisinde değil. Buna çok dikkat ediyoruz. Peki, anodu belirleyelim. Anodu belirlerken ne demiştik? Anot yükseltgenir. Dolayısıyla yükseltgenme potansiyeli büyük olan anottur diyeceğiz. Acaba burada biri gümüş ama anodu belirlerken hidrojeni mi yarıştıracağız gümüşle yoksa platini mi yarıştıracağız? Arkadaşlar platin tam soy metal olduğundan dolayı burada platini değil hidrojenle gümüşü kıyaslayacak. Bak burası çok önemliydi. Platini değil hidrojeni kıyaslayacağız anot olup olmadığını belirlerken. Dolayısıyla hidrojen ve gümüşün yükseltgenme potansiyellerine bakalım. Tepkimelere baktığımız zaman burada bize tepkimelerin neleri verilmiş? İndirgenme potansiyelleri verilmiş. Nereden anlıyoruz? Elektron almışlar, iyon yükleri azalmış. Bize ne lazımdı anot belirlerken? Yükseltgenme potansiyeli. Kimle kim kıyaslıyorduk biz? Gümüş ve hidrojeni. Gümüş ve hidrojeni kıyaslayacağız. Dolayısıyla bunlar indirgenme potansiyeli olduğu için bu tepkimeleri ters çevireceğiz. Ve bu nedenle elektrot potansiyellerimizin de işareti değişecek. Sıfırın tersi yine sıfır. Bir işaret değişimi söz konusu değil. Ama gümüş de 0,80 artı 0,80 yazarken artık burayı eksi 0,80 olarak düşüneceğiz. Şimdi kıyaslama yaptığımız zaman hidrojen ve gümüşten yükseltgenme potansiyeli daha büyük olan kimdir arkadaşlar? Hidrojendir. Dolayısıyla hidrojenin bulunduğu taraf anot, gümüş ise burada katot görevi görecek. Bakın sorularda bize anot olan kimdir denildiği zaman hidrojen değil platin diyeceğiz. Çünkü metalleri söylüyoruz elektrot olarak. Ama reaksiyonunu yazarken kimin reaksiyonunu yazıyoruz? Hidrojenin reaksiyonunu yazıyoruz. Platin reaksiyona girmediğinden dolayı. Bu ifadeye çok dikkat edelim. Sözel sorularda tekrar söylüyorum. Anot kimdir dedi burada. Yarış hidrojen kazandı ama hidrojen demiyoruz. Platin diyoruz. Çünkü elektrotlar metal çubuklardır. Reaksiyonu yazarken ise platin reaksiyona girmediği için platin kim temsil ediyorsa o reaksiyona giriyor. O halde anodun reaksiyonunu yazıyorum. Platini temsil eden hidrojen olduğu için hidrojenin yükseltgenme tepkimesini yazacağım. Bu tepkimeyi ters çeviriyoruz. H2 gazımız ok çıkardık. 2 tane yükseltgenme sonucunda H artı iyonuna dönüştü ve 2 elektron verdi. Bu tepkimeyi niye yazıyoruz? Özellikle anot ve katodun derişimini yazarken üstte acaba bir sayı gelecek mi? Net pil denklemine göre bu A ve B değerini belirleyeceğiz. Bu bizim anot tepkimemizdi. Geldik buraya, önemli bir yere yine. Katodun olduğu kapta indirgenme olur diye özellikle üstüne basmıştık arkadaşlar. Yani burada biz gümüşün mü indirgenmesini yazacağız? Bakırın mı indirgenmesini yazacağız? Tabii ki bakırın. Çünkü katodun olduğu kapta indirgenme oluyor. Bu soru sizler için çok öğretici olmuş. Yani en çok hata yaptığınız yerlerden gelmiş önemli ve güzel bir soru. Katot tepkimesini yazarken de ne yapıyormuşuz?
Burada bakırın indirgenmesini yazıyoruz. Çünkü katodun olduğu kapta indirgenme olur. O halde yazalım. Artı 2 tane elektron aldı ve bakır katısına dönüştü. Evet, anot ve katot tepkimelerinin taraf tarafı toplarsak alınan verilen elektronlar eşit olduğundan dolayı birbirini götürdü. Net tepkimeyi yazdığımız zaman hidrojen gaz artı bakır artı 2 iyonları, pil tepkimeleri denge tepkimesiydi. 2 tane H artı iyon oluştu ve bakır katımız oluştu arkadaşlar. Standart pil potansiyelimizi de hesaplayalım. Hidrojenin yükseltgenme yarı tepkimesinde değerimiz sıfırdı. Burada bakır almıştık. Bakırın zaten indirgenmesi verildiği için direkt 0,34'ünü alıyorum arkadaşlar. Bakırın da indirgenme potansiyeli 0,34 volttu. Bunları taraf tarafa toplarsak E standart pilimiz buradan 0,34 volt geldi. Şimdi bunları şöyle aşağı yazmış olalım. E pili hesaplıyorduk. E standardı 0,34 bulduk. Eksi diyorum formülden 0,06 bölü N. 0,06 bölü N. N dediğimiz şey neydi? Alınan ya da verilen elektron sayısı. Burada 2 olarak görüyoruz denklemden. Çarpı logaritma. Anot. Anot derişimi kaç molardı? Anodumuz kimdi bu arada? Hidrojendi. Hidrojen derişimi 0,1 molarmış bölü. Katot derişimi. Katodumuz da bakırdı. O da 1 molar. Bunların katsayılarını kontrol ediyorum. Hidrojenin katsayısı 2. Bakın. Hocam gazı mı alacağım? Aqua'yı mı alacağım? Arkadaşlar derişim dediği zaman iyonlar alacağız. Tamam. Derişim dediği zaman iyonlar alıyoruz. İyonlar da H artının karesi oluyor. 0,1'in karesini alıyorum. Bakır zaten katsayısı 1 olduğu için üzeri 1 desek de bir şey fark etmiyor. Buradan bu işlemi çözersek öncelikle logaritma kısmını halledelim. 10 üzeri eksi 1 demek 0,1. 10 üzeri eksi 1'in karesini alırsak arkadaşlar burası logaritma 10 üzeri eksi 2 gelecek ve logaritmanın dışına şu ifade ne olacak? Eksi 2 olarak çıkacak. Şurası da eksi 0,03 geldi. Bu iki değeri çarptığım zaman artı 0,06 yaptı. Şuradan da yine 0,34'lük bir değerim vardı. Buradan arkadaşlar E pil değerim şu iki ifadeyi topladığım zaman 0,40 volt yapacak. Ve cevabımız B şıkkı olacak. Dediğimiz gibi çok güzel ve öğretici bir soruydu. Bir organik bileşikle ilgili bilgiler verilmiş. Buna göre bu bileşik aşağıdakilerden hangisi olamaz deniliyor. Bilgileri kontrol ettiğimizde birinci bilgimize baktığımız zaman bir molünün tamamen yanması sonucunda normal koşullarda 89,6 litrelik karbondioksit gazı açığa çıkıyor. Biz biliyoruz ki normal koşullarda bir mol 22,4 litrelik hacim kaplar. 89,6 litre kaç mole eşittir dediğimiz zaman buradan 4 mol karbondioksit oluştuğunu görmekteyiz. Şimdi organik bir bileşiğimizin yanması sonucunda oluşan karbondioksit gazı bize o maddedeki karbonun molüyle alakalı bilgi verir. Buradan 4 mol karbondioksit olduğuna göre bizim bileşiğimizde 4 mol karbon atomu bulunmalı diyoruz. Demek ki bizim 1 mol bileşiğimizde 4 mol karbon var. Şıklara baktığımız zaman zaten hepsinde 4 mol karbon bulunuyor. İkinci bilgimizi yoklayalım. 0,1 molü kütlece %20'lik 80 gram bromlu suyun rengini gideriyor. Şimdi bromlu suyun renginin giderilmesi bromla katılma tepkimesi verme anlamına geliyor. Peki arkadaşlar bromla katılma tepkimesi verme koşulu ne? Karbonlar arasında pi bağı bulunma koşulu var. Karbonlar arası pi bağı varsa bromla katılma tepkimesi olabilir. Baktığımız zaman burada karbonlar arası pi bağı var mı? Evet var. Verir ve 4 karbonlu. O zaman A şıkkı olabilir. Bize olamayan sorulmuştu. Tekrar hatırlatıyorum. B'ye bakıyoruz. Karbonlar arası pi bağı var ve 4 karbonlu. Bu da bu şartı sağlıyor. Bakın hesaplamaya hiç girmedim. Eğer eşitlik varsa hesaplamaya gireriz. C şıkkına baktığımız zaman karbonlar arası pi bağı var ve 4 karbonlu. Bu da verebilir. D şıkkına baktığımızda karbonlar arası pi bağı bulunmamakta. Dolayısıyla bu bileşiğimiz bromla katılma tepkimesi vermez. Bromlu suyun rengini gideremez. Cevabımız D şıkkı olacak. E şıkkında yine bileşiğimiz 4 karbonlu ve karbonlar arası pi bağı olduğundan dolayı bromlu suyun rengini giderebilir. Bize
Olamayan sorulduğundan dolayı cevabımız D şıkkı. Çünkü D şıkkındaki bileşiğimiz bromlu suyun rengini gideremez. Burada bir sallama yaparsak arkadaşlar 20 gram bromlu su %80'lik olduğuna göre 16 gram yapar. 16 gram brom da molünü bulursak 16 bölü, hatta molün formülünü de bir hatırlatalım, M bölü MA'dan. Kütlemiz 16, molekül ağırlığımız Br brom 80, Br2 olarak alacağız. Halojen olduğu için diatomik halde bulunur. Dolayısıyla Br2 dediğimizde molekül ağırlığı 160. Burada 0,1 mol olarak buluyoruz. Yani 0,1 mol bileşik 0,1 mol bromla tepkime veriyor. Bunun anlamı da bir tane pi bağı olmalı karbonlar arasında. Şıklarda baktığımız zaman A'da yine 1 pi var. B'de 1 pi var karbonlar arasında. C'de bir tane pi var karbonlar arasında. E'de 2 pi var ama karbonlar arasında 1 pi var dedik biz. Bu da işte sağlıyor. Cevabın D şıkkının olduğunu bu şekilde de ispatlamış olduk. Yukarıdaki molekülle ilgili yargılardan hangileri doğrudur denilmiş. Yapıya baktığımız zaman şu grup aldehit grubunu ifade ediyor ve yapıda bir benzen var. Dolayısıyla aromatik bir aldehitimiz, bu grubun, bu bileşiğin adı da benzaldehit bileşiği arkadaşlar. Aromatik aldehitimiz benzaldehit. Bununla ilgili hangileri doğrudur denilmiş. Hem indirgen hem yükseltgen özellik gösterir. Burada indirgen kavramı elektrokimyadan hatırlayacağımız üzere bize yükseltgenme olayını ifade edecek. Yükseltgen kavramı da indirgenme olayını ifade edecek. Şimdi benzaldehit yükseltgenebilir mi? Evet. Yükseltgenirse ne olur? Benzoik asit oluşur. Aynı normal aldehitlerin olduğu gibi, şöyle yapalım arkadaşlar. Rock grubu. Normal aldehitlerde ne oluyordu? Yükseltgenince karboksilik asit oluyordu. Bizim aromatik aldehitimizde yükseltgendiği zaman bir karboksilik asit türevi olan, aromatik karboksilik asit türevi olan benzoik asite dönüşecek. İndirgenme sağladığında ise aldehitler indirgendiği zaman primer alkol oluşuyordu. Aromatik aldehitte indirgendiği zaman aromatik bir alkol olan benzil alkole dönüşecek. O halde birinci öncülümüz doğrudur arkadaşlar. İkinci öncül, Fehling çözeltisine etki ederek benzoik asidi oluştururlar. Arkadaşlar, Fehling çözeltisi normalde aldehitleri yükseltgemeye yarıyor. Aynı Torlens'te olduğu gibi. Fakat aromatik olan aldehitler Fehling çözeltisiyle tepkime vermiyor. Torlens'le veriyorlar ama Fehling'le vermiyorlar. Biz bu sayede alifatik aldehitlerle, yani benzen içermeyen aldehitlerle, aromatik aldehitleri, benzen içeren aldehitleri ayırt edebiliyoruz. Toparlarsak Fehling çözeltimiz, benzaldehit bileşiğimiz aromatik bir aldehit olduğu için onu yükseltgeyip benzoik aside dönüştüremez. Yani ikinci öncül yanlış. Hatta şuraya da yazalım. Aromatik aldehitler Torlens ile tepkime verir diyelim. Torlens ile tepkimesi sonucunda yükseltgenme tepkimesi vermiş oluyor ve benzoik aside dönüşürler arkadaşlar. Aynı şurada olduğu gibi şu benzoik asitimiz zaten. Ama Fehling ile tepkime vermez diyoruz. Diğer aldehitlerimiz, yani alifatik aldehitlerimiz ise hem Torlens'le hem de Fehling'le tepkime verebiliyorlar ve yükseltgene biliyorlar. Bu arada Torlens'le yapılan tepkime sonucunda da aldehitler gümüş aynası oluşturur. Onu da hatırlatmış olalım. Üçüncü öncüle geldik. İndirgenme ürünü fenoldür. Bakın yukarıda yazmıştım. İndirgenme ürünü neydi? Fenol değil, benzil alkol. Fenolle karıştırılabilir. Fenol bileşiğimiz ise benzene OH bağlanmasıyla oluşan yapı. Zaten fenol bileşiğimiz bir alkol değildir. Çünkü OH'ın bağlı olduğu karbon pi bağı yapmış. Alkol olma kurallarından biri de neydi arkadaşlar? OH'ın bağlı olduğu karbon pi bağı yapmamalı. Burada fenol bileşiği OH'ın bağlı olduğu karbon pi bağı yaptığından dolayı ne olacak? Alkol bileşiği değil. Benzaldehit bileşiğimiz indirgendiği zaman alkol bileşiği olan benzil alkol oluşur. Üçüncü ifademiz de yanlış. Bize doğru olanlar sorulduğu için cevabımız A şıkkı oldu. Bir değerlikli alkol ile bir değerlikli karboksilik asidin artansız reaksiyonu sonucunda 51 gram ester ve 9 gram su oluşuyor. Buna göre tepkimeye giren alkol ve karboksilik asit çifti aşağıdakilerden hangisi olabilir denilmiş. Öncelikle birkaç kavramdan bahsedelim. Bir değerlikli alkol ne demek? Yapısında bir tane OH bulunan alkol.
Yine bir değerlikli karboksilik asidin anlamında yapısında bir tane karboksil grubu yani COOH grubu bulunduran karboksilik asittir. Yine esterlerin eldesi önemli organik kimyada arkadaşlar. Bu tepkimede de söylendiği gibi alkol ve karboksilik asitlerin birleşip içerlerinden su çıkışıyla bir ester bileşiği elde ediliyor. Bunun genel gösterimini de yazalım. Hem de katsayılarla ilgili yorum yapmış olalım. Alkol ROH ile gösterilir de. Karboksilik asidimiz de şöyle RCOH grubuyla gösterilir. Ve bir ester yapısı oluşur. Esterlerde ne oluyor? Karboksilik asitlerden farklı olarak sondaki H R'ye dönüşüyor ve bir su çıkışı gözlemleniyordu bu tepkime sonucunda. Şimdi bu tepkime ile ilgili katsayılara baktığımız zaman hepsinin katsayısı aynı. Yani birebir şeklinde gidiyor. Dolayısıyla bu tepkimedeki herhangi bir maddenin molünü bilmek bu sorunun çözümü için çok önemli. Bize de esterimizin formülünü bulabilmemiz için suyun miktarı verilmiş. Buradan mole geçiş yapalım. 1 mol su 18 gram olduğuna göre 9 gram suyumuz 0,5 mol yapacak. Buranın molü 0,5 ise arkadaşlar bütün katsayılar tepkimede birbirine eşit olduğundan ötürü ester bileşiğimizde molü 0,5 mol olacaktır. Peki bizim oluşan ester bileşiğimiz kaç gramdı? 51 gramdı. O halde diyorum ki 0,5 mol ester bileşiğim 51 gram ise 1 mol ester bileşiğim kaç gramdır? İçler dışlar çarpımı yaptığımızda buradan ester bileşiğimizin 1 molünün 102 gram olduğunu buluyoruz. Zaten formül bulma sorularında ne yapacaktık arkadaşlar? Biz 1 mole göre çözüm yapacaktık. Peki ester bileşiğinin genel formülü nedir? CnH2n O2'dir. Hatta aklınızda alken genel formülüne iki tane oksijen eklenmiş gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde tutabilirsiniz. Biz şimdi ester bileşiğimizin genel formülünü de biliyoruz. Ester bileşiğimizde bulunan atomların ayrı ayrı kütleleri toplamı molekül ağırlığına yani 102'ye eşit olması lazım. Molün formülünü de hatırlarsanız her maddenin kütlesini biz o elementlerin molekül ağırlığı ve mollerini çarparak bulabiliriz. Bizim elimizde ne var şu an arkadaşlar? N mol karbon var. 2N mol hidrojen var. Ve 2 mol, bakın N değil direkt 2, 2 mol oksijen var. Bunların gramlarını bulmak için ne yapıyoruz? Molü ve molekül ağırlıklarını çarpıyorum. Karbon için konuşacak olursak gramı molekül ağırlığı, atom ağırlığı 12 çarpı molü N mol demiştik. Bu karbondan geldi. Artı hidrojen için molü 2N ağırlığı 1. Yani buradan da 2N geliyor gramı. Artı oksijen için de 2 mol dedik. Molekül ağırlığı da 16. 2 çarpı 16 diyorum. Eşittir 102 diyoruz. Buradan denklemi çözersek 14N artı 32 eşittir 102. Karşıya atarsak 14N eşittir 70. N de buradan 5 çıktı. Yani bizim ester bileşiğimizde toplam 5 karbon olacak. Dolayısıyla alkol ve karboksilik asidin toplam karbon sayısı 5 olursa aradığımız şıkkı bulacağız. Şıkları kontrol ettiğimiz zaman burada alkol 2 karbonlu, karboksilik asit de 2 karbonlu, toplam 4 karbonlu ester olacağı için burası olmaz. B şıkkında alkolümüz 1 karbonlu, karboksilik asidimiz 4 karbonlu ve toplamda 5 karbonlu bir ester bileşiği elde ediyoruz ve hepsi bir değerlikli arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız B'dir. Diğer şıkları da kontrol edelim. 3 karbonlu bir alkol ve 3 karbonlu bir karboksilik asit. Burada 6 karbon oldu. D şıkkında 2 karbonlu karboksilik asit. Zaten alkole karboksilik asit vermiş arkadaşlar. Hiç bakmaya gerek yok. Burada 3 karbonlu bir alkol, 1 karbonlu bir asit. Toplam karbon sayımız da 4 olmuş. Bu da olmaz. Cevabımız B şıkkı olacak.